Ustozlardan izin ruxsat olgan holda qo'limizga mikrofon oldik. Ko'p vaqtlaringizni olmaslikka harakat qilamiz. Bir hadisi sharifni birgalikda bir mulohaza qilsak, bu hadisi sharif bo'lsa ham Hazrati Umar roziyallohu ta'ala anhu dan rivoyat qilingan mashhur hadisi sharif, ya'ni niyat bobida aytadilar. Hazrati Umar roziyallohu ta'ala anhu dan rivoyat qilinadi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilarki, innamal a'malu bin niyati. Albatta amallar niyatlarga bog'liqdir. Ya'ni Ta'limul Mutaallim kitobida mana shu hadisni orqasidan yana bir hadis bilan sharh beradilar. Bir amallar borki, yutasavvur bi surati a'malid dunya. Ko'rinishdan u dunyo amalidan bo'lgan bir amal suratida ko'rinadi. Lekin haliga amal qilguvchining husnul niyat, niyatini chiroyligi sababli u oxirat amalidan bir amalga aylanadi. Yana bir amallar bor, ko'rinishdan u oxirat amali bo'lib ko'rinadi. Lekin bisu'in niyat, ya'ni o'sha amal qilguvchining niyatini yomonligi sababli u dunyo amallaridan bir amalga aylanadi. Dunyo amali oxirat amali deyapmiz. Bu dunyo amali oxirat amali qayerdan ajraydi desa, o'limdan keyin ishlaydigan manfaati o'limdan keyin bo'ladigan amal borki, u oxirat amali hisoblanadi. Uning manfaati o'limgacha bo'lgan amallar, uning foydasi o'limgacha bo'lgan amallar bu dunyo amali hisoblanadi. Ha, ibodat, masjid qurish, madrasa qurish, yo'lni bino qilish va hokazo bular savob uchun maqsad, savob maqsadida qilinayotgan sarf xarajatlar ko'rinishlar oxirat amali. Lekin o'sha amalni bajarguvchining niyatini yomonligi sababli u dunyo amalidan bir amalga aylanib qolar ekan. Masalan, nima bo'lishi mumkin o'sha dunyo amali? Niyat yomonligi desa, o'sha amalni bajarayotgan odam amalda bajarishdan ko'zlangan maqsadi oxirat bo'lmaydi. Balki odamlar meni masjid qurdi desin, yoki odamlar meni unday qildi desin, bunday qildi desin deb bu tomonga burib qo'yadi. Ana shu sababli u oxirat amali emas, balki dunyo amaldan bir amalga aylanib qolar ekan. Shuningdek, bir amallar ko'rinishdan oxirat amal, dunyo amali bo'lib ko'rinar ekan-u, lekin niyat chiroyli bo'lishligi sababli u oxirat amaliga aylanar ekan. Qanday? Masalan, bir odam savdo qilyapti, bozorda do'konda narsa sotib o'tiribdi. Ko'rsangiz, u dunyosi uchun ishlayapti deysiz. Daromadi dunyoda ishlaydigan, haqiqatan uni foydasi dunyoda bo'ladi. Lekin haliga odamning niyati nima? Uning niyati, men bola chaqamga haloldan olib kiray. Men bola chaqamga haloldan yediray. Halol yeganimdan keyin, halol yedirganimdan keyin uni quvvatini ibodatga sarflaymiz deb yaxshi niyat qilyapti. Bu niyati yaxshimi? Demak, u oxirat amalidan bir amalga aylanadi. Hazrati Imom Shahroviy o'zlarini tafsirlarida, Sura Yasinni tafsirida, Bismillahning tafsirida bir aytadilar, bir gapni aytadilar. Dunyoda bir katta olimlar bor. Shunaqa olimlar borki, ular butun ommai insonga manfaati yetadigan narsalarni kashf qilganlar. O'sha kashfiyot egalari kashf qilgan narsalari sababli odamlar juda ko'p foyda ko'ryaptilar. Balki yaxshi amallarda, ibodatlarda ishlatyaptilar. Ibodatlarda ko'p bo'lishiga ham masalan o'z hissasini qo'shib sabab bo'lyapti. O'sha narsani kashf qilgan odamlar oxiratda o'sha amallari sababli yaxshilikka, ya'ni jannatga kiradilarmi yoki unday emasmi degan savol beradilar-da, orqasidan o'zlari javob beradilar. Uning ham aylanib kelib to'g'ri bo'lib keladigan joyi hozirgi hadisi sharif mazmuni ekanligini aytadilar. Agar o'sha amal bajar, o'sha amalni, o'sha kashfiyot, mana kashfiyot misolida telefonda olsak, mana masalan hozir telefon orqali biz telefonda masalan Qur'on yuklab olib, Qur'on o'qiyapmiz, masalalarni eshityapmiz. Va hokazo qancha yaxshi amallarni qilyapmiz. Qiblamiz oqdan topib olyapmiz, namoz vaqtlarini bilyapmiz. Juda ko'p narsalardan foydalanyapmiz. Bir-birovlarimizga namozni eslatyapmiz, bir-birovlarimizga namoz vaqtiga jamoatga chiqishga targ'ib telefon orqali juda ko'p yaxshi amallarga sabab bo'lyaptimi? Endi shu telefonni kashf qilgan odamchi shuncha ishlarga, savoblarga sherik bo'ladimi degan savol tashlayaptilar-da. Ha, shu narsani kashf qilayotgan vaqtida o'sha kashf qilguvchi olimning niyati e'tibor ekanda.
niyeti. Eğer uşa alımın niyeti keşf kılıyken de ammayı Müslümanlığa paydam tekedi. İbadetleri yengil buluşuna sebep buladı. O hakaza nersene niyet kılıp menge Huday Tabarak ve Teala ahirette acrımı ziyade kılıp savabımı köpeytirip beredi degen nersene niyet kılıyken olsa bunu keşfim sebeple o uşa kanca, uşa derecelerge, uşa savablarge şerik ve ege buladı. Şimdi o alımlarının köpüleri dediler bu nersene niyet kılmaydılar. Belki özlerinin küçülü alım ekenliğini adamlar kursatmış ve onların arkasından geledigen dünyavi mükafatlar ve dünyavi daromatlarını yine niyet kıladılar. Şimdi onlar o şey nerselerini aldılar, onlar ki ahirette hiç nerse yok dediler. Demek şunali böyle yaptı mı? Her bir amelimizin, amelimizdeki kılışını, onun niyeti, onun yaşlılık tamamını özgertirirken. Lekin bir nerse var, şeriat bir işlerini, onu haram kılıp koygen ve onu men kılıp koygen işler bulsa onge her kança niyetini çıraylı kılın o sizge o amelini savabke eylendirmeydi. Mesela yalgan, ya ki gıybet, ya ki uğurlik, ya ki zina kançalik derecede siz o zingizce yakşiliğini oylep kurgen bulin o sizge savab derecesi eylenmeydi. Çünkü onu şeriat men kılgen. Doğru istisna tariqası şeriat ruhsat bergen joylarını olasız o, lekin uşa niyet sebepli savabke aylanadı degen gapga no doğru gap bo'ladi. Xuddi şunu singari, şeriat o'zi uni ibodat qilib qo'ygan işlerde siz niyet kılmasangiz ham siz uşa savabke ege bo'laverasiz. Mesela namaz. Uni namazını ibodati maqsuda, şeriat uni ibodat qilib joriy qilgan. Yoki roza. Bular, bular o'zi niyeti farz buni ichida. Niyeti farz. Bular o'zi ibodat. Şimdi bazı bir işler var, o işlerini mübah hesaplanadı. O şey mübah işler niyet sebeple o şey amelini, savabını köpeytiradı. Ve o şey niyeti sebeple o ibadetke eylenedi. Niyet sebeple savabını köpeytiradı diyelimizde misal, taharat. Taharatta. Niyet kılmalıydı mı? Sünnet amel. Sünnet amel. Bir kişi taharat kıl yaptı, niyetsiz taharat kıldı. Betini yuv, taharat tolu, hama yüzünü yuvunu yuvdu, kıldı yuv. Lekin niyet kılmazsan taharat kıldı. Onun taharatı namazga yaraydı. Oşa taharatı bile namaz okusa buladı. Kifaya kılı uğradı. Tarki sünnet kıyken bulu namazı taharatı namazga yara uğradı. Yine bir adam niyet bilen, Bismillah bilen taharatı boşladı. Ve taharat kıl yaptı. O taharat azalarını, her bir azanı yuva yakken de günahları tükile yaptı. Farkı görüyorsunuz mu otta dedi. Niyeti sebeple taharatı mükemmel bol yaptı. O taharatı aladığın savabı çok bol yaptı. Niyeti sebeple. Demek yine bir nesne. Bana nikah toyunda durup biz kelinlerimizge, ahli ayollarımızge bol adıgın nasihatte kitaplarda aytadı. Bir ayol erini üyünü ihlas bilen, muhabbet bilen şifirat tozalaydıgın bosa bitta umranın savabı var dedi. Bazılar hac ve umra degen cöyleyen var. Bolasını emizgenige muhabbet bilen emizgenige bitta hacda savabı var dedi. Ha oğuzda bir çekene umranın savabı da çıkıp doğru yaptı. Bitta adam umrege var ki gende kança pır sarpla koy yaptı. Kança pır sarpla koy yaptı. Kança mehnet maşa katarıp kança vahdi get yaptı. Ahlas bilen erdi üyünü şifirip koygeni uşanca savab var eken. Kaçan uşa savab ki ege boladı? Uşa savab ki niyetini ahlas bilen becergen de savab ege boladı. Aytilmakçı bugün neresi şu? Demek biz avlatlarımızga ham, uzlarımızga ham, başka hamma işlerimizde nemanın niyetini doğru kılıçta organizmimiz gereken. Karay kızlarımızga mesela bana şunu diye niyetini doğru kılıçta organizmimiz. Bir de üç bir işte al yap biz. Bitti üç. Netice ne böyle? Netice halige ayol savab ki ege böyle. Yerini yünü bir günde bir metteş bir günde bir yılda 365 metteş bir yaptı. 365 de umranı savabı ki ege böyle yaptı. Kaçan ege böyledi? Niyetini doğru kısa. Şimdi niyeti doğru bu mesajı. O şey işte kılıç diyeyim. Çerçeydi. Ha. Vaad iş bir olamam mı? Umam mı? Malim mı? Diyen kapları. Hem çıkardı ağzıdan. O hakazı. He? Ona kakaletlerim payda olur. Demek niyetini doğru kılıçlık Ali amelini ihlas bilen becerişke hop geledi ve savaplarına ege buluşke hop geledi.
masalaning ikkinchi tomoni haligi oilani mustahkam bo'lishga ham olib keladi. Mana shu ata, mana shuda dinimiz islom insonni dunyoda baxtli bo'lish uchun joriy qilingan. Alloh taolo tomonidan bu islom, bu din insonni baxtli bo'lish. Bitta hadisda yo'q, bitta hadisga amalda qancha ko'ring, qancha baxt va saodat ko'zga ko'rinyapti. Ha, demak, Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga bu aytilgan hadisi sharifni hayotimizga mazmun qilib, hayotimizga tatbiq qilib, islomning nimasi madori deb aytadilar ba'zilar shu hadis sharifni. Ko'p amallarimiz, hamma amallarimizga taalluqli bo'ladi. İslam'ın madara deb aytadılar. Şu hadisi şerifini mana qısqagina o'rgangan bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo hammamizga chiroyli xulosa bersin. Va oxiru da'vana anil hamdu lillahi robbil alamin.